Mehmet Ener Ekim, Burak Çelik. Şu an Kars'tayız. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kurbanlık hayvanlarımızı almaya geldik. Hayvanlarımızı belirledik, aldık. 29 adet erkek kurbanlık aldık. Yanına 3-4 tane de dişi kurbanlık koyduk. Az sonra yüklemelerini yapacağız. Onları da sizinle paylaşacağım. Adet besil arasını çiftini 115 TL'den aldık. Yani 115 TL deyince 115 bölü 2 diyorum. 57.500 liraya gelmiş oldu danalarımızın tanesi. Danalarımızı az sonra tartacağız. Tarttığımız zaman da kaç kilo geldiklerini yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi hayvanlarımızı kamyona yüklemek üzere rampası olan bir yere götürüyoruz. Oradan hayvanlarımızı araçlara yükleyeceğiz. Tuttuğumuz tır 34 tane hayvanı alacak şekilde ayarlandı. Tırın maliyeti de 21 bin lira. Yani hayvan başına da böldüğümüz zaman 21 bin bölü 34 hayvan eşittir 617-650 lira gibi bir maliyetimiz hayvanların üzerine eklenmiş oldu. Hayvanları az sonra tarttığımız zaman yine kilolarını size bildireceğim. Biraz da hayvanların aşılarından, aşı maliyetinden bahsetmek istiyorum. Şimdi hayvanlarımızı aldığımız zaman rutin olarak yaptığımız uygulamalardan bir tanesi iç parazit ve dış parazit uygulamasını mutlaka yapıyoruz. Çünkü bu hayvanlar merada beslendikleri için dışarıdan parazit, iç parazit ve dış parazit yoğunluğu fazla olabiliyor. İç parazit ve dış paraziti olan hayvanlarda da mutlaka canlı ağırlık artışında bir eksilme gözüküyor. Yani hayvanın yemiş olduğu yeme, arpaya, mısıra, buğdaya, besi yemine, yoncasına içindeki parazitler ortak olduğundan dolayı hayvanlar gerekli kiloları almada zorlanıyor. O yüzden işletmemize aldığımız bu hayvanlar için ister kurbanlık olsun, ister besi hayvanı olsun, hayvanlarımıza mutlaka iç ve dış parazit uygulamasını yapıyoruz. Bunu genellikle iğne olarak arkadaşlarımız ya da üreticimiz yapıyor ya da yapmak istiyor ama iğne tam manasıyla hem iç parazite hem dış parazite tam manasıyla etkili olmadığından dolayı biz iç parazit için hap ya da şurup uygulaması, dış parazit için de mutlaka ve mutlaka sırttan dökme preparat ya da yıkama şeklinde hayvanları ya da püskürtme şeklinde hayvanlara tam etkili olan iç parazit ve dış parazit uygulamasını öneriyoruz. Tabi bunların dışında özellikle yeme bunlar başlayacağı için enterotoksemi dediğimiz ya da yem zehirlenmesi dediğimiz hastalıklara karşı da mutlaka koruyucu önlem almamız gerekiyor. Bunun içinde karma aşılarımız var. Karma aşılarımızı 15 gün arayla 2 defa uygulayarak yoğun besi yapacağımız bu dönemde hayvanlarımızın yemden kaynaklı olarak zehirlenmesini engellemek için karma aşımızı uyguluyoruz. Bir de özellikle solunum sistemi enfeksiyonlarına karşı kullandığımız işte Pastorella, işte IBR, BVD ya da parainfluenza dediğimiz solunum sistemi hastalıklarına karşı da
hayvanları aşılamamız gerekiyor. Bunun içinde yine hayvanlarımıza aşı uygulaması yapıyoruz solunum sistemi için. Yol yorgunluğu içinde özellikle antibiyotik, uzun etkili antibiyotik takviyeleri yaparak hayvanlarımızın hastalanmasını özellikle ilk nakil esnasında ve nakilden sonraki bir hafta içerisinde hastalanmalarını önlememiz gerekiyor. Bir de bunların dışında hayvanlarımıza düzenli olarak yaptığımız vitamin, mineral takviyeleri oluyor. Bu takviyelerle birlikte hayvanlarımız sağlıklı bir şekilde besi dönemine başlamış ve yemiş olduğu yemden de en iyi şekilde yararlanarak en iyi canlı ağırlık artışını sağlayıp kurbanlıksa kurbana, besilikse de besi sonuna kadar bütün uygulamalarımızı bitirmiş oluyoruz. Ha, burada şunu sorabilirsiniz, ne kadar bir maliyet meydana geliyor hayvan başı? Yani burada tabi kullanılan ilaca, kullanılan preparata, ticari ismine göre bu standart bir rakamı tutturmak çok zor ama bizim yapmış olduğumuz uygulamada hayvan başı 300 lira gibi bir maliyet. Bu 300 lira ile 500 lira arasında değişebilen bir maliyettir. Ama burada hayvanlar için uygulanacak olan tüm aşılar, iç parazit, dış parazit ve hayvanlara uygulanacak olan vitaminler, işte antibiyotikler vesaire, bunların hepsi işin içine girdiğinde en az 300 lira ile 500 lira arasında hayvan başı bir maliyet. Yani nakliye maliyeti gibi düşünebilirsiniz. Çünkü az önce hesapladığımızda hayvanların nakliye maliyetinin 617-620 lira olduğunu gördük. Burada da hayvanların sağlığı açısından yapacağımız masrafın da o civarlarda olduğunu görüyoruz. Yani 300 lira ile 500 lira arasında bir maliyetle hayvanlarımızı koruma altına almış oluyoruz. Hayvanlarımızın ortalama canlı ağırlıkları da 430 kilo geldi. 430 kilo üst üste topladığımızda ortalama 430 kiloya tekabül etti. Şimdi bu hayvanlarımızın %8 mutlaka firesi olacaktır. Gittiğimiz yerde de yine hayvanlarımızı tartacağız. Orada da %8'lik bir firemiz meydana gelecek. Yani bu %8'lik fireye de düştüğümüz zaman 380-385 kilo gibi, 390 kilo gibi bir ortalamaya tekabül edecek. Böylece hayvanlarımızı 115 bin liraya, çiftini 115 bin liraya mal ettik. Artık bundan sonra diğer masrafları da üzerine ekleyerek inşallah total bir maliyet çıkarmaya çalışacağız. Evet, şimdi yüklemeye geçtik. Az sonra hayvanlarımızı hepsini tırımıza yüklemiş olacağız. Tırımız bu büyüklükteki, yani 430 kilo civarında gelen hayvanlarımızdan 34 adet aldı. Tırımızı da yükledikten sonra az sonra yola çıkacağız. Aşağı yukarı 1,5 gün gibi bir süre içerisinde, yani yarın sabah öğlen vakitlerinde inşallah hayvanlarımız yerine ulaşmış olacaklar. Oh, oh, oh.
Evet arkadaşlar, bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara beğeni tuşu atmayı unutmayın diyorum.